Prens benim için hayatta çok önemli bir yeri olan bir kitaptır. Aslında gülünü eşsiz kılan şey. Küçük Prens'in 80. doğum gününde Galata Port'ta Küçük Prens sergisindeyiz. Yanımda milli handbolcu Harun Hacıoğlu var. Benim tanıdığım sporcular arasında en çok okuyan isimlerden biri Harun. Bugün beraber bu sergiye geldik. Merhaba. Merhaba. Harun, benden evvel de sen bu sergiye geldin, gezdin. Zaten çok seversin, sanatla çok ilgin vardır bilirim ama Küçük Prens'le olan bağını öğrenmek istiyorum önce. Küçük Prens benim için hayatta çok önemli bir yeri olan bir kitaptır. Hayat hakkında birçok bilgi sunar, birçok mesaj verir. Ben de bu kitabı okudukça, birden fazla sefer okudum bu kitabı, her seferinde başka yerlerin altını karaladığım bir kitap ve gerçekten hayatın içinde de çok değerli bilgiler sunduğunu düşünüyorum. Aslında çocuklar için değil, yetişkinler için bir kitap değil mi? Böyle düşünüyorum. Kesinlikle yetişkinler için bir kitap. Peki sen yetişkin olarak okuduğunda bu kitabı en çok neresi dikkatini çekti? Biliyorum aldığın notlar var, onları öğrenmek. En çok dikkatimi çeken yer Küçük Prens'in kendi gezegeninden ayrılırken gülüyle kavga edip ayrılmasından sonra bir gül bahçesine giriyor. Bu gül bahçesinde kendi gülü gibi yüzlerce gül görüyor ve şunu düşünüyor. Aslında benim gülüm sıradan bir gülmüş. Bütün dünyada böyle güller varmış diye. Ama geçirdiği maceralardan sonra gülüne verdiği değerden ve sevgiden sonra aslında gülünü eşsiz kılan şey ona verdiği sevgi ve değer olduğunu anlatıyor kitap. En çok sevdiğim yerde, en çok kendime pay çıkardığım yerde bu aslında. Peki, sen çok küçük yaşta handbola başladın. 9-10 yaşlarında babanın antrenörlüğünde. Ve handbolun içinde büyüdün, sporun içinde büyüdün. Bu yıllar içinde, bu yıllar dahilinde senin için kendini Küçük Prens'in herhangi bir özelliğiyle özdeşleştirdiğin bir dönem oldu mu? Belki o dönem bunu düşünmedin ama şimdi geriye dönüp bakınca aklına hiç böyle bir şey geliyor mu? Aslında ikimiz de küçük yaşta maceraya çıkıyoruz diyebilirim. Özleştirdiğim yerse Küçük Prens'in de gerçekten bir şeylere değer verip onların daha sonradan değerli olduğunu fark etmesi benim için de öyleydi. Çünkü küçük yaşta handbola çok değer veriyordum ama hayatımın böyle tam merkezinde değildi benim için. Ama şu anda dönüp baktığım zaman geçmişe hayatımın merkezine koyacak şekilde handbolumu ilerletmeye çalışmışım ve değer vermişim ben de. Zaten sporcu kimliğini çok iyi tanıyoruz. Sanatla olan ilgini de iyi biliyoruz. Hatta bu sergiye de çekimimizden önce gelmen benim bayağı ilgimi çekti. Bu sergi özelinde de konuşalım ama aynı zamanda ne tür sergiler gezmeyi seversin? Nasıl değerlendirirsin sanatla olan bağlantınla ilgili vakitlerini? Bunu da merak ederim. Sanatla olan bağlantımı ben tamamıyla meraka ve ondan aldığım keyfe dayandırıyorum. Çünkü sanat hakkında yeni bir şeyler öğrenmek bana keyif veriyor. Bazen sanatın içindeki mitolojik karakterleri, mitolojik resimleri öğrenmek de aynı zamanda bana mitolojik sevgimi de hatırlatıyor. Çünkü ben mitolojiyi de seven biriyim ve bu ikisinin de iç içe geçmiş olması çok hoşuma gidiyor. Sanat sergilerinde daha çok resim ve heykele ilgi duyuyorum. Şu an biraz daha öğrenmeye çalışıyorum diyebilirim her şeyi ama yani sanatta hiçbir zaman her şeyi bilmek mümkün olmuyor. Her zaman öğrenecek yeni şeyler var. Bu arada müzisyen kimliğin de var. Gitar çalıyorsun, piyano çalıyorsun. Müzik olarak da ilgilenmeye çalışıyorum. Küçük yaştan beri gitar çalıyorum. Konservatuvarda arkadaşlarımın sayesinde biraz daha müziğin içine girdim. Özellikle klasik müziğin içine girdim. Oradan sonra İzmir'de Cem adındaki bir arkadaşımdan bateri dersi aldım konservatuvarda okuyan. Erdem adındaki bir arkadaşımdan klasik müziğin gerçekten içine girip parçaları biraz daha yorumlamaya çalıştım. Parçaları onunla yorumlamaya çalıştık. Daha sonra piyano eğitimim başladı. Piyanoya merak saldım. Son bir senedir de piyanoya devam ediyorum. Merakım hala bitmedi. Gerçekten çok yönlü bir insansın. Hani profesyonel sporcu kimliğinin yanında sanatla olan bu bağlantın çok özel ama bir yandan da İzmir'de Göztepe'de Süper Lig'de forma giyerken Handball Süper Lig'inde üniversite tamamladın. Bu aslında birçok profesyonel sporcunun yapabileceği ya da yaptığı bir şey değil. Yapabileceğini düzeltiyorum çünkü yapabilir ama ülkemizde biraz daha zor. Sen bunu nasıl başardın? Dönüp dolaşıp tekrar emek ve değer vermeye geliyor. Hiçbir şey emek vermeden olmuyor. Ben oynarken de, spor yaparken de okuluma da çok emek vermeye yönelik çalışmalarda bulundum. Sürekli gitmeye çalıştım. İdmanlarımdan yeri geldi izin aldım ya da erken çıktım. Bazen hocalardan izin aldım, idmana gittim. İkisini de bir arada tutmaya çalıştım. Böyle zor bir süreç yaşadım ama kesinlikle yapılabilen bir şey. İmkansız değil yani. Göztepe Süper Lig'de 3. takımın sonrasında 2019'da Beşiktaş'a geçiyorsun hala
içinde olduğun kulüp ve orada ilk lig şampiyonluğunu yaşıyorsun. Biraz da mevcut kulübünden bahsedelim. Beşiktaş'ta olmak bu kadar yıldır sana neler hissettiriyor? Nasıl gidiyor Beşiktaş serüveni? Beşiktaş'ta olmak çok güzel. Gerçekten Türkiye'nin top takımları da belki de ilki. Yıllarca şampiyonluklar yaşamış ve yıllarca ligi egale etmiş bir kulüp. Burada olmak gerçekten çok güzel. Her sene kendime biraz daha bir şeyler kattığımı düşünüyorum. Özellikle bu sene çalıştığımız yabancı antrenör bana çok daha fazla şey katıyor. Öğrenmediğim şeyleri öğrenme fırsatı sunuyor. Umarım bu seneden sonra da daha da iyi yerlere gelip daha iyi işler başarmayı planlıyorum.